olayında falan polise gittiğimizde ya da bu tarz şeylerde ya genellikle uğraşmak istemiyorlar. Başlarından salmak istiyorlar. Yani polislerin kullanmış olduğu boyunluk maske değildir. Önce kendilerinden başlasınlar, sonra hakaret içerikli bizim üzerimize gelsinler. Adalet yok. Türkiye'de yaşamak bile adaletsizliktir. Yani şu an Türkiye'nin genelinde hep torpil geçiyor. Ben budur 2 yıldır belediye işine girmek istiyorum. Torpilim yok diye giremiyorum. Ama halbuki durumu çok iyi olan girebiliyor. Adam kayırıyor. Benim çocuğum öğretmen. Çocuklarım şu anda adaletsizlik yaşıyor. Çalışamıyor yani. Adaletsizlik her yerde var. Parası olan her zaman kazanıyor. Mesela ailemde benden çok mesela abime değer veriyorlar. Bence öğrencilere pek fazla değer verilmemesi. Yani güncel konumuz kadınlar tabii ki de. Çok adaletsizliğe uğruyorlar, haksızlığa uğruyorlar. Bir kolun olursa, bir dayın olursa o zaman Urfa'da adamsın. İnsan kayırma olsun. Yani bir işin bir yere düştüğü zaman gidiyorsun, seni içeri almıyor ama başkası bir telefon edip falan kişi gelecek dediği zaman onu alıyorlar, seni almıyorlar. Urfa'daki en büyük adaletsizlik kadınlara fazla değer vermeme. Çok yaygın. Kendi başıma geldiği için söylüyorum. En çok da bayanlar hakkında. Kadınları hor görürler. Kadını işe göndermezler, okula göndermezler. Zengin fakirin elinden alınmaz. Kadınlar. Kadınlar hiç görülüyor. Kadınları hiçten sayıyor. Başlık parası var, her şey var. Düşünün yani bir ülkenin cumhurbaşkanı kürsüye çıkıp size diyor ki Silivri soğuktur. Yani ben daha ne diyeyim ki, cumhurbaşkanı da bunu söylüyorsa ülkede adaletten bahsetmek çok saçma olurdu. Adalet mülkün temelidir. Adalet gerçekten mülkü olanın, varlığı olanın temeli. Bizlerin değil. Kendi ülkemde kendimi mülteci hissediyorum. Eğitimsizlik ve cehalet. Kaynağı erkeklerden kaynaklanıyor. Erkek. Aynen Türkiye'deki erkekler. Evet. Türkiye'deki erkeklerin kanı biraz bozuk o yüzden. Tanıdığı akrabaları, vali varsa, milletvekili varsa, hele hele milletvekili. Geri kalan aç, yoksul, eziliyor. Eğitim, evet. Ekonomik çöktüğü için insanlar artık aç kalmaktan korkuyor. Şimdi önceden birbirine yardım ediyorlardı ama şimdi öyle bir şey yok. Cinsiyetçilik var bence. Bundan dolayı olabilir. Devlet. Adalet yok. Kadınlar ölüyor, hiçbir şey yapmıyorlar. Zaten ilk temel sorunumuz eğitimsizlik. Eğitim de ilk önce ailede başlar ki bu da zaten kişinin kendini yetiştirme tarzıyla da alakalıdır. Yani ben cahilliğin ilk önce sorun olduğunu düşünüyorum. Bence bu adaletin ve sistemin değişmesi gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum ki bu zaten kadından ortak düşüncesi bence. İnşallah da bu sistem çöker. Yani başkalarını da görmek isteriz. Ailede çözülür. Yani aileden aldığı eğitimle gelişecek. Yani işte eğitim ilerledikçe toplumun da bence o seviyede düzelir. Şimdi hangi iktidar gelirse gelsin ilk önce adaleti kendi yanına çekiyor. O zaman adalet olmaz. Adalet bağımsız olmaz.